Bu kanalda ilk kez arabada sohbet videosu çekeceğim. Tabii kapıyı kapatmamız lazım. Dün 20 bin aboneyi geçti. Evet, Enes'le beraber hazırlanıyorduk. Her şeyden önce bu senin hayalinmiş. Benim hiçbir zaman öyle bir hayalim olmadı. Bağımlılık da yapar, acı da yapar. Hayat fani, ölüm ani, içelim bari. Laf çekeceksen güzel çek. Sen şimdi DJ mi olmak istiyorsun? Ben birazcık... Bana küfretme yani. Aile her şey. Böyle. Hazır mısın? Hazırım. Ay bak sese bak, ses çok ürkütücü. Bir dakika. Herkese merhaba, ben Doğuş Çabak Çor. Bu kanalda ilk kez arabada sohbet videosu çekeceğim ve inanılmaz heyecanlıyım. Sabahtan beri neyi nasıl takacağım, mikrofon nereye gelecek falan bunları düşünüyorum. Ve birazdan Başak Karahan'la buluşacak. Birçoğunuz zaten YouTube'dan Başak Karahan'ın kim olduğunu biliyorsunuz ama benim ona aslında çok terletici sorularım var. Hazırsanız başlayalım. Selam. Selam. Hoş geldin. Hoş buldum. İyiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Bugün güne çok erken başladım. Tabii kapıyı kapatmamız lazım. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bayağı böyle yoğundum birkaç haftadır. Malum yarı yıl tatili ve yarı yılda 15 tane video atma gibi bir hedef koydum nasıl kendime. 15 günde 15 video. 15 günde 15 video. Aynen nasıl öyle. Nasıl yapıyorsun ya? Biz haftada bir tane video çıkacağız diye şey oluyoruz böyle bitiyoruz. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor çekimler? Valla iyi gidiyor. Ben işte birkaç ay önce girdim bu olaya. İyi ki bulaştım mı desem, başıma iş mi aldım desem bilmiyorum. Çünkü bir yandan DJ'lik, bir yandan bu YouTube çok fazla vaktim alıyor. Bence ikisini aynı anda götürüyor olmak çok büyük bir başarı ya. YouTube farklı bir çevre, farklı insanlar var. O insanları tanıyorum yeni yeni. Ama bir yandan da DJ'likten hali hazırda elimde olan bir kitle vardı. Aynen. Evet, onu burada buluşturmak ve hayatımın içini YouTube'a aktarmak eğlenceli oldu. İnsanlar da sevdi. Dün 20 bin aboneyi geçti. Evet gördüm. Evet, benim için ilk challenge'dı yani. Ama çok mutluyum o yüzden aşırı derecede. Ve çok güzel mesajlar geliyor. Abi nice 200 binlere, 2 milyonlara falan de. Onlar öyle kolay değil. Ya zamanla eminim ki olur. Ya ben de başladığımda hiç bu kadar büyük bir kanala sahip olacağım aklıma gelmezler. Peki böyle mesela YouTube'a girmeye nasıl karar verdin? Daha öncesinde ne yapıyordun? Neredeydin? Yani birdenbire mi karar verdin buna? Ne oldu da sen hadi ben de YouTube'a giriyorum? Ya şöyle, üniversite sınavına hazırlanıyordum. Enes'le beraber hazırlanıyorduk. Hani öyle bir tanışmıştık Enes'le. Okulda tanıştık. Sonra işte hani Enes'in böyle YouTuber olduğunu öğrendim. Daha sonra Enes'in kanalı için böyle videolar çekmeye başladık falan derken dedim bir başlayayım bakalım ne olacak? Bir yerden başlamak lazım. Başlamak lazım. Enes'ten ayrıldığınız dönemlerde bayağı bir kötü yorumlar falan geldi herhalde değil mi? Abone kaybı oldu bir şey. Yok evet. Abone kaybım hiç olmadı. Yok hiç olmadı. Aa, ben oldu diye tahmin ederdim. Çünkü ayrıldın ya, onu çok seven bir kitle vardır. Eminim seni de seven var ama onu seven kitle hani gıcık olup bu ayrılmaya seni bırakmıştır falan filan diye düşünüyorum. Yok, sadece linç edildim. Çünkü insanlar hani böyle ayrıntılı, her şeyi detaylı bir şekilde bilmedikleri için ne yaparsan yap bir linç etmeye hazır bir kitle var. Beni de linç ederler mi şu an sana bunu da söylüyorum? O zaman YouTube'da insanlara kendini %100 tamamen sevdirmen diye bir şey söz konusu değil herhalde. Yok tabii ki. Sevenin kadar sevmeyin de var. Aynen öyle var yani. YouTube'da veya Instagram'da sana çok kötü yorumlar geliyor mu? Sadece o ayrılık döneminde geldi. En bağ diyorlar işte Enes Başak'ın kız olması. Onu anladım o kadar. En bağ hayranları var. Ve hani onlar haklı olarak üzüldüler. Şöyle bir algı oluştu. İşte hani ben Enes'i kullandım. Hani amacıma ulaştım ayrıldık. Halbuki hiç öyle bir şey yok ve hani bilen çok iyi bir şekilde biliyor, bilmeyen de sürekli böyle sallıyorlar. Ama baya hani o tepkiler azaldı. Sadece yaz döneminde öyle bir linç ve tepki yedim yani. Ben mesela daha bu YouTube'a girmeden önce araştırıyorum işte kim kimdir atıyorum işte karşıma Başak diye biri çıkıyor. Ama tanımıyorum kimdir, açıyorum videodan izliyorum. Enes çıkıyor, kimdir bakıyorum. Sizin o sıra bir videonuza denk gelmiştim. Beraber eminim çok yapmışsınızdır ama mutfakta yemek mi, pizza mı, sandviç mi bir şey yapıyordunuz. Diyorsun ya insanlar Enes'i kullandım onun üzerine film yaptığımı düşündüler. Hiç öyle bir izlenim yok. Tamamen o kadar mutlusunuz ki ve orada hani Enes'le olan durumunuzda bu ifadeyle alakası yok. Sonuçta bir insan bir insandan prim yapmaya çalışsa onu orada gösterir, belli eder. Bir şekilde en ufak bir mimiyle falan çaktırır yani. Ben orada ne kadar tatlılar bunlar dedim. Birbirleriyle beraber video çekiyorlar, destek oluyorlar. O yüzden ben de olaya çok fazla katılmıyorum. Sonuçta siz beraberdiniz. Beraber bir şeyler yaptınız. O yüzden ortak sevenlerinizin de olması gayet doğal. Bundan daha doğal da bir şey yok. Peki bu ayrıldıktan sonra o hani dedi ya linç dönemi oldu diye. O linç döneminde veya ondan sonra hiç tehditler, kötü mesajlar falan hani sen nasıl ayrılırsın, nasıl şunu yaparsın falan böyle garip saçma sapan mesajlar aldın mı hiç? O dönemde tamamen böyle kitle ikiye ayrıldı. Bir Başakçılar, bir Enesçiler. Enes'in kitle ile benim kitle şimdi ortak da bir kitlemiz var. Daha çok böyle üniversiteli ve liseli tayfadan bana böyle
böyle destek mesajları inanılmaz derecede geldi. Hep sen bana soruyorsun biraz da ben evet senin hayatını merak edeceğim. Evet abi, ben seni oturttum sağa sıkıştırdım şu anda. Ben buraya soru cevap olayım. Girişiyorum. Bir şey diyeceğim. Bu dövmeler falan çok değişik ve ilginç bir tarzım var yani dışarıdan baktığımız zaman. Ve böyle hani bayağı meraklısın dövmelere falan. Ya evet, benim aslında dövme olayım çok ilginç. Böyle 30 yaşında falan şey hedefim vardı, hayalim vardı daha doğrusu. Dövme yaptıracağım, her yerimi dövdüreceğim falan. Senin hayalin diye. Hayalimdi ama cesaret edemiyordum. Çok canım yanacak, yaptıracağım, pişman olacak mıyım acaba falan diye. Ya bir kere hani her şeyden önce bu senin hayalinmiş. Benim hiçbir zaman öyle bir hayalim olmadı. Bir de hani isterim yaptırmak falan ama korkuyorum. Bu makinenin cızız sesi bile beni inanılmaz böyle bir gerer, ürkütür yani. Aslında haklısın çünkü dövmeyi yaptırmadan önce herkes yine böyle korkuyor. Acaba acıyacak mı işte, bir de pişman olacak mıyım ileride? Bu da çok büyük bir evet. soru işareti. Benim normalde yarın bir dövme randevum vardı. Eğer merak ediyorsan... Yanına mı geliyor yerine? Aynen yanıma gel. Hatta şimdi arayayım ben bir Reşat Gül. Belki boştur. 2 dakika uğrarız. Orada nasıl bir şey yapıldığını gösteririm. Hem de arabayla oraya gitmiş oluruz. Muhabbette biraz orada tamam. devam ederiz. İster misin? İsterim. Farklı bir ortam. Dövme ortamı. Bir arayayım o zaman da pek tabii ihtimal de vermiyorum. Çünkü adam biraz dolu bir adam. Alo. Selam abi, nasılsın? Ne haber? Hoş. Çok sevdiğim bir arkadaşımla beraberim. Acaba müsaitsen bir yanına 5 dakika uğrasak, o da merak ediyormuş. Bir ona göstersek nasıl yapıldığını falan, olur mu? Ben zaten yarın tekrar gelirim senin yanına. Dur bir müşterimi arayayım. Hemen ona göre sana tekrar tamam, dönüyorum. Eğer bir olur böyle mu? Gecikecekse falan ya da boşluğun varsa 1 saat falan gelebiliriz yani yanına hızlıca. Tamam. Peki ya, ne yaptıracak olsan ne yaptırırsın şu anda? Şu anda hayatımda en önemli şey tabii ki herkesin olduğu gibi aile. Ve ailemle alakalı bir şey yaptırırdım yani. Hani aileyi böyle ifade eden, temsil eden. Sence yani vallahi tutup adımı, doğum tarihimi falan yazdırırım. Ben de öyle yani. Zaten bendeki dövmelerin hepsi aslan, kaplan, çocuklarınla alakalı. Buradaki eşimle alakalı. Biraz daha böyle kişiselleştirilmiş şeyler daha güzel oluyor. Yani ben de zaten dediğim gibi burada bir kaplan var ama işte sonuçta arıyor. Bakalım. Alo. Dostum şimdi aradım arkadaşı da, o da zaten 1-2 saat geç kalacakmış. Tamam. Zaten gel, hem hazır gelmişken o süreyle senin dövmeyi de yaparız. Gidelim o zaman. Gidelim. Yani... Yaptır dövmeli. Sonucu merak ediyorum. Valla uyar aslında yani, sonuçta elime yaptıracaktım zaten. Eline. Çok... Evet. Bir de mesela şeye göre değişiyor mu? İşte derinin ince, kalın olmasına acı, az çok. Şeye göre biraz, kemiğe falan geldiği zaman bitiyorsun. Bu arada benim bildiğim kadarıyla sen Antalya'da yaşıyorsun değil mi? Halen şöyle, orada mı yaşıyorsun? Şöyle, yok hayır. Antalya'da yaşıyordum ben. İşte Ağustos'tan beri İstanbul'da yaşıyorum artık. Tamamen İstanbul'a taşındım. Benim bildiğim kadarıyla Enes de İstanbul'a taşındı, bir bağ. Tabii herkes taşınabilir İstanbul. Benim de İstanbul'da. Ben de 97'de Ankara'dan İstanbul'a taşındım. Ne var yani? Hiç şöyle bir şey oldu mu? İşte artık 32 yaşına geldim. Ne yapacağım? Tam tersi ya. Ben 32 yaşında YouTube kanalı açmaya karar verdim. Daha ötesi mi var? Yani normalde herkesin 15, 16, 17 yaşında başladığı evet. olaya. Ben şu anda bu yaşta başladım ve çok da mutluyum. Çok fazla böyle rakamlara anlam yüklememeleri gerekiyor insanların. Evet. Mesela bir de sen aslında gece hayatı olan da bir insansın. Evet. Herkes gece sanıyor ama aslında gece ben sahneye çıktığım zaman işin en kolay kısmı. Seviyorsun değil mi DJ'liği böyle? Ya inanılmaz seviyorum. Kendini evet. böyle ama ben burada olmalıyım işte ya diyor musun? Kesinlikle ya. Ben gerçekten DJ'lik için doğmuşum. O yüzden bu dünyada varım. Onu bir de düşünüyorum. Ve ya çok isterim bir gün gerçekten onu gör. O his nasıl bir his? Çünkü onu yaşamadan şu an ne anlatsam sana boş. Ya evet, çok farklı böyle enerjisi oluyor oraya çıkan insanlar. Onu ben de hani gittiğim mekanlarda görebiliyorum. Çok da merak ediyorum biliyor musun? Hakikaten o kafayı böyle. Gerçekten çok hiç merak ediyorum. DJ'le yani. Aynı sahneye çıktın mı böyle? Yani kabin paylaştın mı? Kabine çıktın mı? Ya kabine çıktım ama çalmadım hiç. Hiç yani böyle. Peki merakın var mı? Gördükçe oluyor, aynen öyle. Wow. Bana bir gün göster. Hakikaten mi? Evet isterim ya. Yani. Gerçekten merakı varsa isterim. Bana süper olur. Ve en temel olayları ben sana zaten 10 dakikada çıtlayı gösteririm. 10 dakikada öğreneceğim yani. Ya şu bence... an çok merak gaza geldim. İlk aşamada ben müzikler konusunda her konuda sana yardımcı olacağım. Ama ondan tamam. sonra sen de kendi playlistini hazırla. Hatta bir gün bir parti verelim böyle beraber falan çalarız. Aa orada. Tamam süper. Reşit abinin stüdyosuna geldik. Öncelikle Reşit abi kimdir ondan biraz bahsedeyim. Tek bir cümle söyleyeceğim, gerisi sana ait. Benim şu anda vücudumdaki tüm dövmelerin sahibi. Yani yaklaşık 1,5 sene önce dövme yaptırmaya karar verdim. Nerede yapayım, nasıl yapayım? Araştırdım. Sonra kendisini buldum, tanıştık. Arkadaş olduk. Artık beraber ilerliyoruz. Hazır ekrana düşmüşken söyleyeyim, biraz kıldır. Normalde yarın bizim bir dövmemiz vardı. Elime ben bir hançer istiyordum. Daha sonra 3 tane hançer istiyordum. Ama telefonda böyle Başak'la falan konuşunca atladık buraya geldik.
geldik. Şimdi o da görecek nasıl yapıldığını çünkü çok merak ediyor. Bağımlılık da yapar, acı da yapar. Yani artık öleceğiz bakalım ne çıkacak. Bu arada ben dediğim gibi böyle biz başlayalım. Ben de bu arada heyecanlıyım. Ne kadar çok dövme yaptırmış olsam da her dövme ayrı bir heyecan. Onu da baştan söyleyeyim. 6, 7, 8. dövme. Bir anlamı var mı bunun? Hayat fani, ölüm ani, içelim bari. Ne diyorsun Başak? Üç obsesif bir aradayız. Eşimiz. İyi ki olmadı, bir daha yapacağız. Çok hassas titiz. Sonuçta ömür boyu saklıyorsun. Ay. Dövme öncesi ama böyle bir kal geliyor bana, hafif geriliyorum. Başlıktan sonra hepsi gidiyor. Acıdan mı korkuyorsun? Hayır, peki? Bana yaptırdığı için. Tabii ki acıdan lan. İkinci deneme. Senin kötü enerji yüzünden oldu. Bunu değiştirebiliyor muyum? Bu sefer de soba mı yaklaştı? Hafif bir gerginlik hissediyorum doğuşta. Evet, biraz. Gerçekten bak. Bir de senin canın tattı biraz galiba. Canım tattı. Şu göğsümün buradakini yaptırırken ruhumu teslim ettim. Yani gerçekten neşter böyle yarıyor gibilerdi buranın. Ne olur eşimi arayın diye bizi tutturmuştu. En zor kısmı buydu. Bundan sonrası çok basit. Aynen. Böyle bir zaten. Dövmem yamuk olursa sorumlusu sensin Tunç. Babam bir zenci miydi? Neden merak ettim? Kayıt tabi ona göre. Laf çakacaksan güzel çak, kullanacağız diyor. Bu ses zaten insanları geriyor. Dişçi gibi düşün ha. Abi aynen. Diş hekimi bir profil yok ya. Ay çok gerildim ya. Ben niye geriliyorum bu kadar ya? Uf, oralar bayağı acıyormuş. Gerçekten aşağıya kemiğe indikçe acıyor. Bence biz muhabbete devam edelim çünkü bu acı muhabbet olmadan geçmiyor. Bağıracağım birazdan. Sen şimdi DJ mi olmak istiyorsun? DJ olmanın birinci kuralı var. Müzik çalarken karşı tarafa interaktif olman lazım. Yani önündekiyle çok ilgilenmeyeceksin. Dans edeceksin, insanlarla göz göze geleceksin. Böyle sen eğleneceksin ki insanlar eğlenecek. İkincisi, çok iyi bir müzik arşivin olması lazım. Sen ne tarz dinliyorsun? Ben her tarz dinlerim. Sen ne seviyorsun? Ben birazcık... Niye öyle birden bana döndün ki sen ya? 3. Her zaman ve her zaman kılına, kıyafetine dikkat edeceksin. Çünkü insanlar sahneye çıktığın zaman seni görüyorlar orada. Evet. Ama böyle dikkat edeceğim derken de absürt giyinmemek lazım. Öyle giyinenler var. Şimdi isim vermeyeceğim. Aynen. Anlayanlar aşağı yazsın. Bu arada klasik müzik de seviyorum. Kanala hala abone olmayanlar vardı. Olsanız ola. Geldik gerçek acıya. Hakikaten mi? Şaka. Şimdi çerçeve kısmı bitti. Birazdan içini boyamaya başlayacağız. Orası da aslında en sancılı kısım. Çünkü kalın iğnelere geçeceğiz. Muhtemelen canım bayağı acıyacak. Bir de elde bu kemikler falan filan var. Şu kemik ve şu. Bu kemiğin ismi ne? Yumruk kemiği kısım bayağı acıyacak. Ama neyse güzel oluyor. İstediğim bir şeydi zaten. Mutlu musun? Mutluyum. Hatta şimdi Başak içeri gitti. Acaba diyorum ona da söylesek gelmişken ona da bir dövme yapsak mı? Gelmişken ona da bir tane yapalım. İlk dövmesi olur. Baktıkça bizi hatırlar. Bence güzel fikir. Dövmeyi de sen mi seçeceksin? Dövmeyi ben seçeceğim. Ne seçeceğimi de biliyorum aslında ama önce dövmeyi ikna etmemiz lazım. Çünkü biraz önce en çok acıyan yeri yaptırırken geldi gördü her şeyi. Eğer hani şu kol içine falan denk gelseydi buralar çok rahattı. Biraz korkmuş olabilir çünkü bakarken bile zaten böyle bakamıyordu. Herhalde kan da göremiyor, bilmiyorum. Oo, hoş geldin. Nereye şey gitti? Şey diyeceğim, bitti mi? Hayır, kontürü bitti. Şimdi içini gölgeleyeceğiz. Daha mı acıyacak oralar? Biraz daha acıyacak ama esas zor kısmı bitti yani. Bundan sonrası rahat. Buralar herhalde ince iğneli. Artık öğrendim bak evet. Burada. Gerçekten bayağı kafamda bir şey yok. 2 saatte burada olunca çizim öncesi rahattı. Sana da şimdi hayatın ilk dövmesini yapalım. Baktıkça bizi hatırla. Nasıl fikir? Ben yaptırırım. Ben seni izlemeye geldim. Yok valla bak. Bir hiç şey böyle hayatında böyle çok istediğin bir şey yok mu? Ya hayatımdaki en önemli şey... Aile. Kaç kişisiniz ailede? 5 kişi. 5 kişi. Herkesin baş harfini yaptır işte. E, R, A, Babam, Ercan. E kesin olacak o zaman. Babam. Babam yazmış. O zaman şöyle bak. E ile başlayalım, gerisine bakarız. Koldan mı diyorsunuz? Olabilir, dış kol olabilir. Yani o taraflardan başlayabilirsiniz. Ben şu an ikna oluyor gibiyim ya. O zaman şöyle yapalım, bir dakika bir teklifim var. Benim dövmem bitene kadar sen düşün. Ama tamam. Bak baskı hissetme, şu hakikaten daha bana dert olur. Yok valla baskı hissetme, sonra video bittikten sonra bana küfretme yani. Ya da seni izleyenler beni linç etmesin. Linç edeyim. Başa zorla dövme yaptır diye beni linçlemesin. Bitene kadar sen bence düşün, eğer tamam dersen ailenle ilgili güzel bir şey ben tasarlarım böyle hemen. Tamam. Sonra onu yaparız. Tasarım da onay. Her şey ben... O zaman
zaman hikayemizden bahsediyoruz evet. Bitti mi? Evet. Ay, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu Begüm oluyor. Bu Aslan, bu Kaplan. Bu da hayat çizgisi. Hayat çizgisi. Noktayı koydukları yer diyoruz bunu. Aile her şey. Öyle. Hakikaten öyle. Güzel oldu vallahi, abi eline sağlık. Hayırlı uğurlu olsun, şans getirsin. Bu aşamadan sonra ben Başak'ı kandırmaya çalışıyorum ama Başak kanacak mı bilmiyorum. O yüzden hızlıca şu tarafa doğru geliyor. Yapıyor muyuz sana? Ya yapalım hadi ya. Seni bir şöyle alalım, sen bir şuraya otursan. Ben gerilmeye başladım bak şimdi. Bir çekebilir miyim? Çek bu. Ben de senin beni dövmemi çekmemeni izin vereceğim. Ailesinin baş harfleri olsun. Hiçbir zaman pişman olmayacağı garanti bir dövme yapalım. İleride isterse o bu dövmeyi büyütebilirdi. Hani biz böyle gölge falan da girmeyelim. Canı da çok acımasın. Okay. Ama E harfini biraz büyük yaparız. Sağ ol. Aa, yanlış harf yaptık dedi mi? Manyak olur ya. Enes yazdık. Hakikaten Enes yazdık falan deriz, manyak olur. O bayağı bir korkar, şey heyecanlı. Hadi geçelim içeri. Başak içeride heyecandan ölüyor. 10 dakikadır biz buradayız. Şimdi gidelim. Hem biraz onu rahatlatalım hem de heyecanını biraz daha yükseltelim. Hazır mısın? Hazır. Birazdan ışıkları kapatacağız. Niye? Önlüğünü giydiririz. Burada ufak bir şey eklemek istiyorum. Peki. Dövme bitene kadar görmeni istemiyorum. Ya ama sen iyi bir zorlaştırdın. Hakikaten ya. Görme ama pişman olmayacaksın. Yani hiçbir Reşat abi asla... Tabii ki göreceksin ama sonunda. Peki hani olmadı diyelim bir şeyler, sonra değiştirebiliyor muyuz? Hani ne bileyim hani... Açmış bak, hazır yani. Ama düşünmüş biz dışarıdayken. Abi call sende, konuştuklarımızı biliyorsun zaten. Ben bundan sonra hiçbir şey söylemiyorum. Ben Başak'ın bakmadığından emin olacağım, sadece o kadar. Şöyle yapayım ben, olur mu? O da olur. Tamam dön. Ben oraya geçeyim. Ben de muhabbet edeceğim. Hep onu zorla muhabbet ettireceğim burada. Önce ne yaptın? Ya bence gerçekten çok böyle kötü bir şey yaptırmayacaktır tabii ki de. yok güzel olacak. Korktu iyice. Çok güzel olacak. Hayır, şimdi bende iki korku var. Bir dövme. Bir de canım acıyacak mı? Bu arada bir dakika ya. Çok en önemli az. Şeyi atladık. Ailendeki fertlerin bana baş harflerini söyler misin? Bak yine en başta E'yi sayıyor. Tamam. E, A, R. Peki böyle sıralıyor olsan nasıl sıralarsın? E en başta tabii ki. E, A, R. Yani tek ipucumuz bu aile. Çünkü aile garanti. Bir de arabada söylemiştin zaten. Ailemle ilgili bir şey yaptırabilirim ileride falan diye. Tamam. Bakmak yok o tarafa. Ben gerçekten bakmıyorum bu arada. Son verdim, sözümde durmam yani. Hadi abi başlayalım. Ay bak sese bak, ses çok ürkütücü. Bir dakika. Şu an ne oluyor? Şu an çiziyorum. Keşke görebilseydim. İlk dövmen nasıldı? Hiçbir şey göremedim diye anlatırım artık insanlara. Bir kaplumbağa çizdim. Kaç kaplumbağa çizeceğiz? 7. Ben heyecandan çok konuşuyorum. Heyecan hep benim çeneme vurur. Benim takipçilerim çok iyi bilirler. Şimdi bu videoya gelecekler takipçilerim. Diyecekler ki her yerde kendini belli ediyorum. Beni linç etmezler değil mi böyle dövme yaptırıyoruz diye. Etmezler yani, artık bilemeyeceğim. Buraya da biraz ağaç. Şey yapıyormuş, cimeri çiziyormuş. Kanıyor mu peki? Uf, yani yarım kilo kadar şu an aldık. Orman güzel. O abi son ağacın yaprağını çok iyi çizdin hakikaten. Evet. Gerçekten orman mı çiziyoruz? Evet. Annem babam ormanda el ele gezerken şöyle, böyle bir şey düşündük. Onu şimdi söylemeyecektim ama sen neyse burayı kullanmazsın. Bir ağaç yapıyoruz. Ağacın üzerinde meyveler var. O meyveleri biz harf olarak düşündük. Gerçekten. E en üstte, A, R, A'ydı galiba. Onları böyle bir ağaca şey olarak yapıyoruz. Kötü olmayacak valla güven ya, çok güzel. Ağaç niye? Ben ağaç sevmem, ben de ya aile sevmem. İşte ağaç, toprak, kök salmak, insanın doğduğu yeri unutmaması lazım, kökünü saldığı yeri falan, öyle bir mesaj verdik. Baktı. Baktı. Abi bir şey diyeceğim. Herkes bakar ya. Niye bakıyorsun ya? Bir dakika ne yapıyoruz? Hakikaten baktı ya. Şu an var ya tüm sürprizim gitti ya. Ağaç nerede? Abi bir kapat üstünü. Vallahi tüm sürprizim gitti. Şu an çok moralim bozuldu. Hayır be, yanlış yazmışım. Enes yazmıştım. Ne yazmışsın Enes? İyi ya öyle değil. Neyse artık gördüğüne göre rahatlamışsındır herhalde. Ben rahatladım ve odaklandım ve yani. Ama ben sana demiştim kötü bir şey olmayacak diye. Gerçi şu an son hal değil. Halen başka bir noktaya götürebiliriz bu dövmeyi. Ama niye götürelim yani? Ne güzel dövme mi var? Böyle seziyorum. Komik değilsin kum. Şu an izleyenler hala öyle sanıyor çünkü. Haa! Detay çekmedi daha. Bu da tersten görüyor. Hala Enes var.
Şekerim düştü ama evet. Bir daha bayılır mısın? Böyle mi bayılır? Hep böyle bayılır. Bir daha bayılır. Ama iyice sok dilime kadar. Bir daha bayılır. Gerçekten doğrudan oluyor, şaka bir yana. Kim derdi ki Başak'la arabada buluş, muhabbet et et et, oradan konu dövmeye gelsin, sonra ilk dövmesini beraber yaptır. Gerçekten. Ama Berk'le de böyle olmuştu. Drone incelemesi yaparken birdenbire piste gidip drone'la arabaları yarıştırmış. Hatta o videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. En sevdiğim videolardan biri. Aslında gerçek ilgili kendisiymiş, hiç çaktırmıyordun ama helal olsun. Ama bak ben demiştim zaten, merakım var ama cesaretim yok diyordum ve şu an... Cesaretin varmış işte. Valla güzel bahane oldun. Saniyeler. Bitti mi? Bitti mi? Bu yamuk olmuş. Lan git! Hakikaten çok güzel oldu bence ya. Bence de çok güzel oldu. Beğendin mi? Beğendim, beğendim. Abi ilk dövmeni sen yaptın, seni hiçbir zaman unutmayacağım. Ya beni unutacaksın yani. Görüyorsun bu her şey zaten senin başın altından çıktığı için. Geçmiş olsun. Ellerinize sağlık. Şans getir. Olursun. Benimkini de yorumlamak ister misin abi? Hani onunkini hayat çizgisimiz gibi havalı oluyordu. Söylesin. Bence bunu sormasaydın. Enis attan. Saçmalamak da üzerine öt galiba. Tunç çekmek için izin istedin mi benden? Telif at, telif. Ne hissediyorsun dövmenle ilgili? Çok güzel oldu. Bundan sonra sürekli böyle geleceğim. Böyle storyler atacağım. Baya güzel oldu ya hakikaten. Bence de gerçekten güzel vallahi oldu. Vallahi ilkleri de hoşla yaşayın. Bu çok iddialı bir slogan oldu galiba. Bence böyle bir format başlatabiliriz. Benle buluşan herkese dövme yaptırabiliriz. Doğuşlukları yaşıyorum. Vallahi mutlu oldum. Bu arada bayağı alakasız oldu. Seninle arabada sohbet edeceğiz diye buluştuk. Dövmelerimi sordun. Oradan seni aradım. Sen müsaitin ve buraya geldik. Nereye? İzleyenler muhtemelen şahına inanmayacak ama. Güzel bir gün oldu. Her şey denk geldi. Evet. Ama hakikaten cesaretinden dolayı seni tebrik ederim. Bütün enerji bak aynı yere dönüyor. Evet. Evet. Boş vaktim oluyor. Sen geliyorsun. Aynen. Bence çok güzel bence süper oldu. Bu bahaneyle sana DJ'lik de öğreteceğiz. Evet, artık. Onu unutmuyorum. Onu unutmayacağım. En kısa zamanda onun için de bir vereyim. Anlaşıldı. Bu arada dövmeyle ilgili aslında halen bayağı bir önyargı var bizde. Değil mi? Sen daha iyi bilirsin onu. Yani. Dövmeyi doğru yerde, doğru zamanda yaptırmak önemli. Buna dikkat etmek lazım. Benim için lazım. Pek doğru zamanda. Biz bugün çok eğlendik. Yani sabahtan beri hakikaten önce arabada muhabbete başladık, sonra buraya geldik. Bunu çizerken ve yaparken çok uzun sürdü. Seni de beklettim, kusura bakma. Ama süper şahane bir gün geçirdik. Eğer video izlerken siz de eğlendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Ve Reşat abi sana ve Başak sana tekrar teşekkür ederim. Emeğin için, cesaretin için, beni yalnız bırakmadığınız için. Her zaman. Görüşmek üzere. Bye bye.